Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Wagner kalkışmasından günler önce MIT'ten dikkat çeken Rusya hamlesi o Türk değişti. Değerli izleyenler, Rusya'daki darbe girişimi kısa sürede sona ererken uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Mesut Akkacaş'ından dikkat çeken açıklamalar geldi. Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in Putin yönetimine baş kaldırarak darbe girişiminde bulunması dünyayı ayağa kaldırdı. Rusya lideri Putin, sırtımızdan bıçaklandık diyerek 25 bin adamıyla Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner'i vatana ihanetle suçlarken, taraflar uzlaşı sağladı. Ukrayna sınırındaki Rostov ve kuzeydeki Voronej'i ele geçiren Wagner savaşçıları başkent Moskova'ya 200 kilometre kadar yaklaşmışken, Belarus lideri Lukashenko'nun arabuluculuğuyla Prigozhin'in yürüyüşü sona erdi. Prigozhin, Rus kanı akmamasının sorumluluğuyla çekildiklerini açıklarken, Putin Lukashenko'ya teşekkür etti. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında konuşan Mesut Akkacaş'ın Türkiye'nin Moskova'daki hamlesini anlattı. Bir defa örgüt kurulurken amacı Rus hayati çıkarlarını desteklemekti ve Rusya tarafından silah tedariki sağlanacaktı. Burada bir şey var. Siyaset bilimi ve askeri strateji olarak burada bir güç zehirlenmesi var. Çünkü elmas ve altın ticareti dahil. Geçen KGB geçen açıkladı. Minibüsler dolusu dolar fotoğrafları ortaya çıktı. Bunlar Rusya'da da yarıyordu. Fakat iş kontrolden çıktı. Neden dünya birden Putin'in tarafında yer aldı? ABD ve NATO nükleer silah konusunda korktu. CIA Başkanı acaba bu olaylardan kısa süre önce niye DEDAŞ'a gitti? Demek ki burada bir para ve bilgi alışverişi var. Ancak sakın ve tarafsız bir şekilde bakacak olursak, bu yaşananlar Rus tarihinde önemli bir kırılmadır dedi. Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'nın böyle bir duruma düşmesine izin vermeyen kadim bir ülkedir. Erdoğan'ı kutluyorum demek ki MIT bunu biliyordu, bilmemesi mümkün değil. Dışişlerimiz muhtemelen bunun için büyükelçisini değiştirdi. Türkiye'nin Wagner'in hamlelerinden haberi vardı. Türkiye'nin bu hamlesiyle Ankara-Moskova ilişkileri bambaşka seviyeye gelmiştir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.